Arkadaşlar merhaba. Bugün Çanakkale tarafına gidiyordum. Daha önce hastanede bir işim vardı. Ova İnci. Ova Yenice. Ova Yenice. Ova Yenice denen bu şey burası Köy. köy. Köyden geçerken böyle yolun kenarında bu ürünü fark ettim. Bu arkadaşımız yapmış. Kendisi kendini göstermek istemiyor benim gibi. O yüzden ona saygı duyuyorum. Halbuki ben aslında reklamını yapmak istemiştim. YouTube kanalı da yok maalesef. Dedim ki bu tasarımını ben hani insanlarla paylaşayım mı? Benim çok ilginçime gitti, çok hoşuma gitti çünkü hepsini kendi çabalarıyla yapmış. Mesela elektrik diyorum ya, fren sistemini böyle kendi motosikletin direkt freninden çözmüş olması benim gerçekten acayip hoşuma gitti. Mesela hurdalıktan aracın ön hidrolik sisteminden kendi şeyini yapmış. Aracın bir otomobilin kendi direksiyon sistemini bozup kendi direksiyon sistemini yapmış. Hepsini kendi yapmış daha doğrusu. Koltuk zaten belli. 110 cc değil mi? 110 cc bir scooter motoru. 110 100 110 cc bir scooter motoru kullanılmış. Karbüratörlü böyle. Biraz şeyde aküsünde şey varmıştı. Onu da direkt hemen çözüverdi. Ben geldiğimde şeydi, orada yoktu. Aküsünü halletti oradan. Takviyesini yaptı. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Ben daha az önce bindim. Ama şeyde şimdi kayıtta sesi olmasın diye. Çünkü motorun sesi çok bastırıyordu. Susturucusu yok. Susturucusunu takmadın değil mi sen zaten? Aynen. Yok, ben kendim yaptım direkt motoru. Aynen, direkt susturucusunu takmadığı için çok motor sesi vardı. O yüzden şimdi iptal ettik. Onun haricinde ben gerçekten gurur duydum ya. Çok güzel. Benim de hep yapmak istediğim bir şeydi. Hatta bir ara benim CBF 150'yi baktım. Türkiye'ye çok geleceğim yok, kullanacağım yok diye düşünmüştüm. Onu da böyle bir şey çevirmeyi düşündüm ama motosiklet fiyatları çok artınca maalesef şu an kendi motosiklet olarak kullanıyorum. Tekerlekleri nereden şey yaptın, ayarladın? Çapa motorunu bozdun. Ha, sadece tekerlekten çapa motoru duruyor. Anladım. Ön tekerleklerde el arabası falan gibi bir şey Evet, galiba. o olsun. Onlar da el arabası. Aynen. Elektrik sistemin çalışıyor mu? Farların falan hepsi çalışıyor. Süper ya, gerçekten. Hani üzerine şurada çok zor oldu, şurasını çözmekte çok zorlandım dediğim bir şey var mı mesela, hani Yok, direksiyon sisteminde pek. direksiyon sisteminde mi zorlandın? Aynen. Şeyi bulana kadar mı, hani bunu kullanmak için mi, uydururken mi? Ha, Uydururken. bunu. En mesela sıkıntısı neydi bunu uydururken? Şeyleri mi? Bu bağlantı kısımları mı, Bağlantı kısmı, şu direksiyon? Ha. şeyleri. Ha, bu şeyleri, mafsalları yaparken Mafsal. çok zorlan. Ha, sen şey yapmışsın. Mafsal. Direkt lokma mafsalını Lokma mafsalını kullanmışsın kullanmıştım. burada. Çok iyi ama buradan aynen bak, lokma, burada lokmaları bulmuş. Çok güzel. Bit pazarından falan mı uyduruyorsun bunları, hurdacıdan falan mı, yoksa aldım? Biri beni arıyor da kapatmak zorunda kaldım. Ne demiştin, kusura bakma. Direkt aldım onu. Direkt aldın onları, sıfır. Anladım. Yani sorması şey ayıp da, yani bir maliyet var mı aklında mesela, böyle bir şeye girişirken nasıl böyle Bir motor aldık 750. hepsi sizde vardı zaten. Yani 1000 lira gibi bir şey harcanabilir diyorsun yani, aşağı yukarı 1000 lira. 750'ye motor fena değil aslında şu an. Ama motoru daha önceden aldınız galiba siz. Daha önceden, çok önce aldım. Çok Geçen sene önceden. aldım. Geçen sene aldım. Ha, yani bu yeni son zamlarla, hani şimdi hayatta fiyatlar, fiyatlar Geçen sene. artmıştır. Şey, koltuk nereden? Hangi aracın? Benim Golf'um koltuk. Koltuk. Arabanızı göstereyim ama arkada bir tane Golf mu? Golf. Bir tane arkada Volkswagen Golf var. Onun eski Eski koltuklarından. koltuğu. Aynen, eski Eskide duran. koltuklarından birini kullanmışsın. Ya var ya, ben harbiden şu an çok mutlu oldum. Yani günümü jenlendirdin yani. Arkadaşımız. Sen meslek yüksek okul Meslek lisesi, yoksa ayrıca tahsil ettim. meslek lisesindesin, anladım. Çok güzel. Gerçekten gördüm. Ben de aslında meslek lisesi okumadığıma çok pişman, üniversite mezunuyum ben ama yani hiç şu an diplomamla ilgili hiçbir şey yapmıyorum, gerçekten yapabilirim ama herkes sanki üniversite mezunu olmak zorundaymış gibi hissettiğimizden. Keşke canlı yayın yapabilseydim, sana soru sorarlardı orada, onları cevaplardın. Şöyle tekrardan bir etrafımda döneyim. Arkadaşlarımızın da vaktini almayayım. Gerçi tasarım kendini şey yapıyor burada, gerçekten gösteriyor. Ön tarafına şey koymuş, ağırlık koymuş. Ön tarafı yüklenince gaza önü mü kalkıyordu yoksa? Hem öne kaldı hem tekerlek sağ sol dönüşlerde sıkıntı çıkıyor. Ha, dönüşlerde anladım. Çok yeri kavramıyor diyorsun. Anladım. O yüzden kaç kilo mesela bir ağırlık koydun? 25 kilo. 25 kiloluk şu an önünde bir ağırlık var. Onun haricinde herhangi bir ağırlığı konusunda fikrin var mı? Aşağı yukarı kaç kilo olduğunu? Yoktu herhalde ama belki tartmışsındır bir yerini. 200 ya da 200'ün üzerinde olabilir. Anladım. Zaten 25'i sırf oradan. Motor desen, motorda en azından bir 30 kilo vardır. 50. 70, 100, doğru. Aynen, senin dediğine denk geliyor yani. O tarz. Hız şey yaptın mı? Hız yani kökledin mi hiç? Henüz daha yapmadın. Ne zaman bitti? Yeni daha Yenilerde bitti. İlk şeylerini de sen yapacaksın burada. Süspansiyon falan eklemeyi düşünüyor musun yoksa? yok, düz sistem. Düz sistem. Şu an böyle. Bunun artık bir üstünü, bununla uğraşmasın herhalde. Bunun bir üstüne yaparsın. Bunu Öyle bunda. düşünüyordum. Ha, değil mi? Aynen. Ben de öyle düşünürdüm yani aslında bunu düşün. Bunun üzerine. Ya ben gerçekten çok teşekkür ederim sana, izin verdiğin için. Sorularınız varsa da keşke şey yapsaydım. Aynen, sorularınızı yanıtlayamayacağım çünkü ikimiz de çok uzak yerlerde oturuyoruz. YouTube kanalı falan da yokmuş, olsa burada paylaşırdım, kendini sorardınız. Ama ileride olursa
Belki benim bu videomu şey yaparsın. Çünkü ben işte şimdi videoyu kapattıktan sonra seninle konuşuruz. Bunu yayınladığında zaman sen kanalda benim görürsün. Böyle bu tarz arkadaşlara destek verin. O yüzden ben de videosunu paylaşmak istemiştim. Ama bu sefer bana destek verirsiniz herhalde. Ama bu tarz çabalara herkesin destek vermesi lazım. Ben gerçekten gurur duydum. Buradan çok daha güzel bir yerlere gideceği belli. Bu kadar. Şimdilik sanırım diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenirseniz, yorum bırakırsanız destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tam ben gidiyordum. Motoru çalıştırdı. Dedim ki çalışan halini de çekeyim. Rölantisi şimdi biraz düştü. Az önce rölantisini daha yüksek tutuyorsun değil mi? Stop etmesin diye. Şimdi biraz sesi şey normal. Normalde çalıştırmak istediğimizde rölantisini de bıraktığımızda az önce sesi çok daha yüksekti. Ben de o yüzden kapattırdım zaten. Şimdi burada 3 kişiyiz. Üçümüz de yüzünü göstermek istemediği için bunu sürmüyoruz hiçbirimiz. Ama arkandan yani şöyle gitmek istiyor musun şu an binip? Yoksa ben giderim herhalde. Ha şu an ışıklar mı yaktın? Ha ışıklar da yanıyor şöyle. Bakın hatta aslında aynen şöyle çok güzel bir açıdan alayım. Gerçekten çok hoş yani. Çok çok güzel. Video da çok güzel gözüküyor biliyor musun? Yani ben çok hayran kaldım yani. İstersen şimdi şey yapabilirsin arkadan. Şöyle yapalım. Ben bunun bir fotoğraf, güzel bir fotoğrafını çekeyim. Ondan sonra da sen giderken arkandan seni çekeyim. Arkadaş giderken böyle çekiyorum. Çok iyi ya. Değil mi? Çok güzel. Ben kendim neşelendim. Ben hiç yani şuradan geçerken valla şuradan geçiyordum. Şurada döndüm araba çarpıyordu yani orada. Öyle durdum yani. Hani gidersiniz mi gidersiniz falan diye ama çünkü baktım binip gidecek gibi hissettim orada. Ben gerçekten arkadaşımız adına çok gurur duydum. Böyle çabaları desteklememiz gerek bütün ülkece. Hani keşke gerçekten dediğim gibi YouTube kanalı falan olsaydı, Instagram olsaydı keşke paylaşsaydım, reklamını yapsaydım. Maalesef kendini göstermek istemiyor da benim gibi. Ama belki buradan bir şekilde başkalarına yardımcı olur. Başkalarına yaptığı tasarımla başkalarına yardımcı olur. Başkalarına ilham verir. O yüzden yine de paylaşmak istedim. O da gerçekten sağ olsun kırmadı beni, izin verdi. Zamanları verdiler bana 5 dakika 10 dakika. Türkçe videolara lütfen destek verin. Bunu kısa bir yorum bırakarak, beğen tuşuna tıklayarak, abone ol tuşuna tıklarsanız yanındaki çan tuşundan bütün bildirimleri açarak ve videoları paylaşarak yapabilirsiniz. Özellikle bence bu videoyu paylaşın. Hani ben kendi adama söylemiyorum. Paylaşın bu kardeşimizin videosunu. İnsanlar faydalansın. Bu videoda böyle oldu. Bakalım. İlginç oldu. Gerçekten gezmeyi özlemişim. Şimdi de buradan Çanakkale'ye devam edeceğim. Bakalım ne zaman varırım. Ölmeden kalmadan varırsam ne güzel. Onun da videosunu bir arada paylaşırım. Benden istiyordunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaman ayırdığınız için teşekkürler.